Özellikle Suriye gündemi çok hassas. Açıklamalar peş peşe geliyor. Yani MHP lideri Devlet Bahçeli dün Hayati Yazıcı'nın açıklamalarıyla iş bambaşka bir noktaya doğru, güzel sayılabilecek bir gelişmeye doğru ilerliyor. Peki Suriye'de, Şam hattında ya da bu diplomasi trafiğinde son durum nedir? Onu öğrenmek üzere de Profesör Doktor Sayın Mehmet Yuva, Şam Üniversitesi öğretim üyesi şu dakikalarda yayın konuğumuz. Sayın Yuva, Sayın Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydınlar efendim. Günaydın, günaydın. Hatırlı yayında teşekkür ediyorum Sayın Karadut. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum hocam. Tabii dünden beri özellikle gelişmeler biraz daha açıklama düzeyinde de olsa daha keskin, daha net cümlelerle dile getiriliyor. Dün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin Suriye ile siyasi diyalog kurulmalı şeklindeki açıklaması, ardından da AK Parti'de iki numaralı isim Hayati Yazıcı'nın yaptığı açıklama, direkt temas meselesi. Hemen öncesinde yine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Suriye Dışişleri Bakanı ile ayaküstü yaptığı görüşmeyi atıf yaparak bu meseleye ilişkin açıklaması ve kuşkusuz sahadaki gelişmeler artık her şeyiyle çok net gözlemleniyor ki aklı selim herkes Türkiye Devleti'nin Suriye Devleti ile yapacağı işbirliğiyle bu mesele kökünden çözülür bakış açısının daha iyi dillendirildiğini gözlemliyoruz. Suriye kanadında bu meseleye nasıl bakılıyor? Herhangi bir açıklama var mı ya da bir diplomasi trafiği söz konusu mu hocam? Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Şam'da özellikle resmi kurumların ve yetkililerin konuyla ilgili pozisyonu bekle ve gör biçiminde zuhur etmekte. Konuyla ilgili şu ana kadar resmi yetkililerden konuya yönelik herhangi bir resmi yorum gelmedi. Ancak Suriye toplumu, Şam'daki medya, özellikle de televizyon programları yoğun olarak Türkiye'den gelen bu açıklamaları tartışmaktadır. Özellikle Lübnan ve Suriye sahasında aktif olan medya kanallarında pro ve kontra biçiminde değerlendirebileceğimiz, yani yapılan açıklamaları taktiksel ama yeterli değil veya olması gereken ve Türkiye ile Suriye arasındaki bütün sorunları çözecek olan, ayrıca da bölge sorunlarına da köklü bir çözüm bulacak olan doğru tavrın ve doğru tutumun bu olduğu yönünde iki ana görüş, iki ana akım mevcut. Ve bunun bu şekilde olması da gayet normal, gayet kabul edilebilir. Zira 11 senedir Suriye toplumu çok büyük bir tahripkar savaşın içindeydi. Ve maalesef geçmiş dönemlerde Türkiye bu tahripkar dönemin bir taraftarıydı. Ve Suriye devletiyle karşı karşıya gelen bir pozisyon içindeydi. Hatta bundan daha öteye giderek esas itibariyle Suriye'de ana muhalefet gövdeyi koruyan, kollayan ve onun adına konuşan bir pozisyon içindeydi. Bu anlamıyla Türkiye'den gelen bu olumlu açıklamaların Suriye toplumunda önce tartışılması, içselleştirilmesi, neler oluyor sorusuna cevap bulması gayet elzem ve gerekli. Aklı selim yorumcular büyük sayıda mevcut hem Lübnan'da hem Suriye'de. Televizyon programlarına baktığımız zaman bu televizyon programlarının bazılarına ben de şahsen katıldım. Esas itibariyle bu genel havanın Suriye yetkililerince de olumlu bulunduğu ve olumlu karşılandığı yönünde bir hava var. Ancak biraz önce ifade ettiğim gibi genel olarak hem devletin pozisyonu hem resmi yetkililerin konuya henüz yorum yapmamalarını bekle ve gör olarak değerlendirebiliriz. Neden bekle ve gör? Zira bu yapılan açıklamaların uygulamaya ne kadar konulacağı, Türkiye tarafının diplomatik diyalog için ne zaman ve ne derecede bir adım atacağı beklentisi var. Ayrıca
şunu çok samimi olarak ifade etmekte yarar var. Buyurun efendim. Esas itibariyle Rusya'nın veya İran'ın ikili görüşmeler esnasında dillendirdiği Türkiye ile Suriye'yi barıştırma pozisyonunun hiç şüphesiz Türkiye üzerinde de bir etkisi oldu. Hiç şüphesiz Türkiye'nin Batı ile Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO ile yaşadığı sorunların, sıkıntıların önemli bir unsur olduğunu, bir faktör olduğunu söylemek mümkün. Türkiye'nin özellikle Mavi Vatan'da, Doğu Akdeniz'de birçok önemli rezervasyonun mevcut olduğu bu bölgeden dışlanması, verilen sözlerin, vaatlerin yerine getirilmemesi, esas itibariyle Ukrayna meselesinde Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu olumlu tavrın yetersiz olduğunu Batı'nın söylemesi ve Türkiye'den kendileri gibi Rusya'ya karşı bir pozisyon almalarını talep etmeleri, abluka ambargo içinde Türkiye'yi daha aktif görmek istemeleri ve Rusya'yla yürütülen bu işbirliğinin bu dereceye getirilmemesi yönünde taleplerine Türkiye tarafının karşılık vermemesi, aksine Ukrayna sahasında uzlaştırıcı ve çözüm arayıcı bir siyaseti kabul etmesi Batı'yı da rahatsız etti. Ama özellikle de şunu söyleyebiliriz, Batı'dan ziyade Amerika Birleşik Devletleri'ni ve NATO'nun kolomanlarını rahatsız ettiğini söyleyebiliriz. Zira Almanya bazında baktığımız zaman aslında Türkiye'nin Rusya'yla yaşadığı bu ikili olumlu münasebeti Almanya biraz daha farklı görmekte ve halen Türkiye üzerinden Rusya'yla yaşadığı bu ambargo ve abluka sıkıntısını aşmaya ve belki de Türkiye'yi de arabulucu olarak görüp Rusya ile Almanya arasındaki ilişkilerin düzeltilmesine de katkıda bulunmasına yeşil ışık yaktığını görmekteyiz. Doğrudur. Şu an Almanya'da mevcut hükümetin Türkiye'ye tavrı, mevcut hükümetin Rusya'ya tavrı, özellikle Dışişleri Bakanı Baerbock'un bu olumsuz tavrı Almanya genelinde kabul görmemektedir. Şimdi neden bütün bunları söylemeliyiz? Zira bütün bunların anahtarı, çözüm anahtarı Türkiye ile Suriye'nin yeniden masaya oturup bölgesel sorunlarını çözüm bulması, bir diyalogu artık resmi olarak başlatmaları ve çok hızlıca yol alınması. Yani hem siyasi sahnede hem de terörle mücadelede yol alınması bütün ülkeleri ama özellikle de Avrupa'yı da rahatlatacaktır. Zira Avrupa'nın özellikle lojistik fiyatlarda ortaya gelen görmüş olduğumuz bu fahiş fiyat artışlarını, kendi emtialarını uluslararası ulaştırmada gelen mükellefiyet sebebiyle çok hızlı ulaştıramaması, deniz yollarının tercih edilmiş olması, karayollarında özellikle bu tür savaşların ve sıkıntıların yaşanıyor olması, Suriye güzergahının bütün Orta Doğu'ya açılan çok önemli bir kapı olduğu ama bunun kapalı olduğu sürece Avrupa devletleri dahil başta Türkiye olmak üzere kendi emtiasını da hızlıca buradaki pazarlara götürememe sıkıntısı ve sorunu var. Artık katmerleşmiş ve kangrenleşmiş olan bir terör sorunu var. Zira Suriye'yi bir Afganistan'a dönüştürme ve Afganistan gibi Suriye'yi iç savaşlarla, mezhep çatışmalarıyla sürekli tüketme, yorma ama Fırat'ın doğusunda mevcut olan zenginlikleri, petrolü, buğdayı, pamuğu, suyu arzu ettikleri gibi talan etme, buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin bir adım daha ileriye giderek özellikle PKK'nın hakim olduğu bölgelere uluslararası sermayenin yatırım yapmasını talep etmesi, yatırım yaparak şirketlerin birçok haklardan, hukuktan yararlanacağı propagandasını yapması, birçok vergi ve gümrük mükellefiyetinden muaf tutulacağını söylemesi ve böylece bu bölgeyi yavaş yavaş ekonomik olarak da meşrulaştırarak siyasi meşruiyetine veya faaliyetlerine zemin hazırlama çalışmalarına da Türkiye-Suriye ilişkileri düzeldi ve Türkiye-Suriye arasında askeri ve siyasi işbirliği gündeme geldiği zaman bu tür faaliyetlerin de rafa kaldırılacağı ve oradaki zenginliğin esas sahipleri ve meşru sahiplerine geri döneceğini de unutmamak gerekir. Bu çerçevede
ister Tahran, ister Soçi, ister daha önce Astana sürecinde, ister bütün bu unsur ve faktörlerin bir araya gelerek ortaya koymuş olduğu baskı, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, Türkiye'nin Rusya ile bu ilişkilerini daha ileriye götürme arzusu, Türkiye'nin özellikle Şangay İşbirliği Örgütü ile yakınlaşma arzusu, BRICS ile yakınlaşma arzusu, çevre ülkeleriyle artık bu ilişkilerin çok daha farklı huzuru, istikrarı sağlayacak bir ilişkiye dönüştürme arzusu. Bu çerçevede baktığımız zaman hem Hayati Yazıcı'nın, hem Sayın Devlet Bahçeli'nin, hem daha önce Sayın Çavuşoğlu'nun ve aklı selim devlet yetkililerinin konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamaları önemli ve anlamlı buluyorum. Ve büyük beklentimiz ve arzumuz bunun geçici, taktiksel, belirli çevreleri sadece tatmin etmek veya bir seçim yatırımı olarak değil, bir an önce ve acilen pratikte de yaşatmaları ve artık arzulanan bu ikili ilişkilerin siyasi münasebetlerini başlatmalarını bekliyoruz ve arzuluyoruz şüphesiz. Sayın Yuva, tabii siz de ifade ettiğiniz Suriye kamuoyu, Suriye medyası bu meseleyi tartışıyor. Türkiye'de de medya son birkaç gündür siz de belki takip ediyorsunuzdur bu konuyu tartışıyor. Bu konuyu tartışırken ortaya çıkan böyle kafa karıştırıcı öznelerden bir tanesi de Rusya'nın da Suriye'de bulunmasının nedeninin emperyalist bir takım güdümler olduğuna şeklinde tanımlanabilecek yorumlar. Suriye'de Rusya'nın bulunmasını Suriye tarafı böyle görüyor mu? Siz bu mesele için yanıt verirsiniz. Tabii ki cevap çok net. Suriye devleti Rusya'yı müttefik, dost, silahta yoldaş olarak görmekte ve 11 yıl boyunca Rusya ile Suriye arasında görmüş olduğumuz bu güçlü bağların ve ilişkilerin sadece Suriye sahasında değil, uluslararası arenada da özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'ye karşı alınan kararlarda ve müdahale kararlarında, askeri müdahale kararlarında Rusya'nın ama yanında da Çin Halk Cumhuriyeti'nin veto haklarını kullanarak bu uluslararası müdahaleyi nasıl engellediklerini görmüştük. Bunun yanı sıra hem Çin'in, hem Rusya'nın, hem BRICS ülkelerinin, Şangay İşbirliği Örgütü üyelerinin Suriye ile ortaya koymuş oldukları sadece askeri, siyasi değil, ekonomik dayanışmayı da nazara dikkate aldığımızda Suriye sahasında hem Suriye halkıyla Rus halkı hem Suriye devletiyle Rus devleti arasında çok güçlü bir münasebetin olduğunu görmekteyiz. Şüphesiz ki Rusya'nın da Suriye sahasında Doğu Akdeniz'de çıkarları vardır. Tüm dünya devletlerinin çıkarları vardır. Bu çıkarlar bazında siyasetler şekillenir. Ancak bazı siyasetler efendi köle ilişkisi içinde telakki edilirken ki bunun NATO Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Batı Türkiye 70 yıllık ilişkilerinde gördük. Türkiye'yi taşeron memur olarak görmek isteyen, Türkiye'yi sadece kullanılır bir meta olarak yurt dışına en iyi ihracat ürünü askeridir diyen bir zihniyetle buna mukabil Suriye'nin de, Rusya'nın da, Çin'in de, Suriye'nin de kazan kazan formülü üzerine kurulu ikili ilişkilerini kıyaslamak bile mümkün değil. Ayrıca Rusya'nın Suriye'de çıkarlarını olması, Rusya'nın Doğu Akdeniz'de Suriye ile birlikte hareket etmesi, bu ilişkiye Türkiye'yi dahil etmek istiyor olması, Suriye'de Rusya'nın Türkiye ile birlikte hareket etme arzusu, özellikle Türkiye'nin yapmış olduğu askeri müdahalelerin Rusya'nın onayı, teşviki ve desteğiyle yapıldığını unutmamak gerek. Bugün Türkiye eğer kurulması planlanan ve düşünülen bölücü koridora müdahale edebildiyse ve bu koridorda halen varlığını sürdürüyorsa bunu hiç şüphesiz Türkiye ile Rusya arasında sağlanan işbirliğini anlaşmaya, uzlaşmaya bağlamak mümkün. Bu sebeple de Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri gibi, Batı gibi emperyalist tamahları vardır. İşgalcidir. Bu işgalci kuvvet oradan da Amerika Birleşik Devletleri gibi çekilmelidir talepleri. Biz hem Amerika'ya hem Rusya'nın varlığına karşıyız talepleri. Aslında kelimetu hak yurad biha şer
yani Arapça deyimine uygun düşmektedir. Söylenen doğru ama bununla arzulanan şerdir. Neden doğru? Evet, Suriye topraklarında mevcut olan yabancı tüm askerlerin çekilmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün, huzurunun korunması elzem. Ama unutulan husus şudur ki, bugün Suriye'de toprak bütünlüğü, siyasi birlik, halen barış ve huzur sürüyorsa, 2015 dönemine kıyasla bugün Suriye'de daha çok meşru devletin kontrol ettiği alanlar varsa, büyük şehirlerde artık ekonomik canlanma, sosyal hayatın yeniden düzenlenmesi ve nispeten bir refahın hakim olmuş olması şüphesiz hem Rusya'nın hem Çin Halk Cumhuriyeti'nin, bunun yanında da İran'ın, ayrıca da son yıllarda özellikle Türkiye'nin İran'la, Rusya'yla, Çin'de ve bu ülkelerle başlatmış olduğu yeni dönem sürecinin ve ilişkilerinin önemli bir rolü ve olumlu bir katkısı olmuştur. Geçtiğimiz günlerde Vatan Partisi heyetinin Sayın Şule Perinçek ve Sayın Ethem Sancak öncülüğünde bir Rusya teması olmuştu bu Soçi zirvesi öncesinde. Ve ardından da işte Vatan Partisi'ne katılım töreni sırasında Sayın Ethem Sancak bu Rusya görüşmeleri çerçevesinde iki önemli mesaj aktardı. Bunlardan bir tanesi Rusya için Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştireceği bir bölgesel operasyon olabilir. Ona ayrıca değerlendiririz ama daha temelden öne çıkarttığı başlık şöyleydi Sayın Hocam. Sayın Sancak dedi ki eğer Türkiye Suriye ile birlikte, yani Türk ordusu Suriye ordusuyla birlikte bir zeminde Suriye'nin kuzeyindeki problemi çözmek için anlaşırsa buna Rusya da dahil olur ve buradaki terörü İsrail sınırının ötesine taşırız şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdi buradan yola çıkarak sizin de ben değerlendirmenizi almak istiyorum ki yakın zamanda sanıyorum yine Sayın Sancak ve Vatan Partisi heyeti Suriye'ye de gelecek tahmin ediyorum. Buradaki durumu tabii o önümüzdeki günlerde ayrıca değerlendirmek gerekebilir ama özellikle Türkiye'nin Suriye ile birlikte anlaşmasıyla Rusya'nın da yine Rus ordusuyla belki bu alanda olması ve buradan bir topyekün terörü ve emperyalizmi süpürme harekatına bu iş dönüşebilir mi sorusunu da yeri gelmişken sormak isterim. Evet, çok önemli bir konu. Zira Türkiye özellikle Rusya ile, Suriye ile, İran ile sorun yaşadığı dönemlerde Suriye'ye dayatılan bu uluslararası terör savaşının ilk dönemlerinde özellikle yaşanılan sıkıntılarda özellikle Vatan Partisi'nin ortaya koymuş olduğu İran'la, Mısır'la, Suriye'yle, Irak'la, Rusya'yla, Çin Halk Cumhuriyeti'yle ilişkileri devam ettirme, bu görüşmeleri askıya alınmış olan, sorunlu sıkıntılı bir dönemden geçmiş olan bu ilişkilerin yeniden düzeltilmesi, ısrarla Türkiye'nin komşularıyla ama özellikle bu büyük devletlerle, yani yükselen Asya kuvvetleriyle ilişkilerini muhafaza etmesi, bozulmaması için ortaya koymuş oldukları mücadele hiç şüphesiz Türk milletinin siyasi, ekonomik, sosyal çıkarlarıyla örtüşen bir tavır ve tutumdur. Ve bunu aslında ülkedeki ana muhalefet partisinden ve diğer muhalefet partilerinden beklerdi. Bunu kendileri eğer Türkiye, zira uluslararası diplomaside bir ülke sorun ve sıkıntı yaşıyorsa, bir hükümetin sorunu ve sıkıntısı varsa, oluşan bu boşluğu muhalefet partisi, ana muhalefet partisi doldurur. Ve Türkiye adına bu boşluğu hükümet adına yürütür ve bu boşluğu doldurur. O ülkelerle ülkesi arasındaki ilişkilerin düzelmesi için mücadele eder. Ama burada gördüğümüz maalesef tablo tam farklı bir yönde seyretti. Nasıl? Ana muhalefet partisi İran'da, Rusya'yla, Irak'la, Suriye'yle, Mısır'la bu ilişkileri düzeltmek için çaba harcayacağına, aksine Türkiye'nin bu ülkelerle yakınlaşması önünde
engel ve takoz koymuştur, engel teşkil etmiştir. Halen bugün bu tavır sürmektedir. İyi ki bu konuyu açtınız ki bu bana özellikle Altılı Masa'nın önemli bir ayağı olan Ahmet Davutoğlu'nu bu son açıklamalarını da hatırlattı. Yani ne zamanki hükümet Suriye ile Rusya ile İran'la bu ilişkilerini düzeltmek, Suriye ile diyalog çağrısında bulundu. Ne zamanki bu açıklamaları yaptı, Ahmet Davutoğlu'ndan gelen açıklamalara baktığımız zaman faciadır. Neden facia? Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı yapmış olan birisinin ama özellikle de Türkiye ile Rusya'nın, Türkiye ile Suriye'nin ilişkilerinde çok büyük olumsuz bir rol oynamış olan Ahmet Davutoğlu'nun bunlardan dersler çıkaracağına, tövbe edeceğine, geri adım atıp günahlarını affettireceğine, olumlu yönde açıklamalar yapacağına, Rusya'nın Türkiye'yi Suriye ile yakınlaştırarak Suriye'deki hükümete meşruiyet kazandırmak istediği, Suriye'nin kimyasal silah kullanarak on binlerce insanı katlettiği, bu vahşi barbar, onun deyimiyle işte mevcut olan rejimle bu görüşmelerin, diyalogların yapılmaması gerektiği yönünde akla ziyan açıklamalar yapmaktadır. Ve bu ilişkileri baltalamak için de bu tür açıklamalarla maalesef Türk milletinin de kafasını karıştırarak ama asli görevini yerine getirmektedir. Üzücü olan durum ise masanın diğer tarafta olanların bu açıklamalara bir tepki göstermemiş olması ve Ahmet Davutoğlu'nu eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir Suriye ile buluşmak, uzlaşmak istiyoruz diyen seslerden bile halen bir eleştirinin gelmemiş olması da manidardır. Bu anlamıyla Türkiye'nin içinden geçtiği bu zor, uluslararası arenada ortaya çıkan bu yeni dünya nizamında ortaya konulan, yani Vatan Partisi'nin, Sayın Ethem Sancağ'ın ortaya koymuş olduğu bu olumlu tavır hem takdire şayan hem de Türk milletinin arzuladığı olması gerekendir. Rusya ile ilişkilerin sabit, iyi ve daha iyi hale getirilmesi, Suriye ile bu savaş durumunun bitirilmesi, bir işbirliği, güç birliği ile artık sadece Suriye değil, Türkiye değil, bütün bölgeyi tehdit eden, Suriye coğrafyasındaki çok farklı isimlerle mevcut olan, kullanılmaya elverişli terör örgütlerini ortadan kaldırmak, onlarla mücadeleyi, güvenlik, askeri, polis vesaire gibi işbirlikleriyle artık bunu bir tehdit olmaktan çıkarmak, etkisiz hale getirmek, bir öteki adımda artık Türkiye ile Suriye'nin ekonomik imkanlarını seferber ederek halklarına daha müreffeh yeni bir dönemi sunmaları gerekli ve tarihi bir sorumluluk. Bu tarihi sorumluluğun bilincinde hareket etmektedir Vatan Partisi ve Sayın Ethem Sancak. Bunun için kendilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Şu ihtimali sormuştum hocam. Türkiye Rusya ile, yani daha doğrusu Türkiye Suriye ordusuyla, yani Türk ordusu ve Suriye ordusu birlikte böyle bir operasyonel hareketliliğe başlar ise önümüzdeki süreçte Rus ordusu da buna destek verebilir mi? Yani böyle bir ihtimali siz nasıl görüyorsunuz? Bir de onu sormuştum. Bu kesinlikle mümkün ve doğru bir yorum. Zira Türkiye ile Suriye'nin sahada ortaya koyacakları ortak askeri konsept Rusya tarafından desteklenecektir. Teşvik edilmektedir. Zaten Türkiye ile Suriye'nin siyasi diyalogunu isteyen Moskova hiç şüphesiz sahada Türk askeriyle Suriye askerinin birlikte hareket etmesini arzulayacaktır. Kendisi zaten bugün sahada Rus askerleriyle Suriye askerleri Suriye'nin birçok bölgesinde ortak hareket ediyor ve birlikte çalışıyorlar. Bu çalışmanın genişleyerek bir Türk-Suriye askeri işbirliğine dönüşmesi Rusya'yı sadece Suriye sahasında değil, Ukrayna'da, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de de askeri olarak rahatlatacaktır. Bu sebeple de Moskova'nın böyle bir askeri işbirliğine olumlu bakacağı gayet net ve açık. Son olarak şunu sormak istiyorum. Evet, diplomasi bekle gör taktiğini uyguluyor Suriye tarafı için soruyorum hocam. Peki Suriye ordusu bir ortak askeri harekata hazırlık konusunda
işte askeri deyimle sorayım, teyakkuzda mı ya da benzer bir hazırlık söz konusu mu, sahadaki gelişmeler açısından da önemli olacak bu sorunun yanıtı. Aslında içinden geçtiğimiz birçok zor dönemde Suriye sahasında Türk askeriyle Suriye askeri arasında ara sıra bazen işbirliğinin yapıldığını gördük. Özellikle rehin alınan, işte sahadaki örgütler tarafından rehin alınan sivillerin veya Suriye ordusunun elindeki şahısların değiş tokuşunda mübadelesinde vesaire Türk Silahlı Kuvvetleri sahada olumlu bir rol üstlendi. Bir başka önemli husus ise Suriye tarafı ve bence ordu komutanları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle Rusya ile işbirliği sonucunda yapmış olduğu koridora müdahale sonrasında Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin birçok bölgede Halep ve çevresinde, Şam ve çevresinde, Dara ve çevresinde, Haseke ve çevresinde önemli askeri kazanımlar ve mevziler kazandığını gördü ve görmektedir. Zaten Suriye ordusu siyasi otoriteye bağımlı olduğu ve siyasi otoritenin kararları doğrultusunda da hareket ettiği için Türkiye ile Suriye arasında sağlanacak olan siyasi diyalog sonrasında böyle bir ihtiyaç asıl hale geldiğinde Suriye devletinin vereceği talimatlar doğrultusunda Suriye ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte her alanda ortak operasyon yapmaya hazır. Bunun biliyorsunuz geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin ortak manevraları halen akılda ve zihinde tutulmalı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Silahlı Kuvvetleri biliyorsunuz hudut ortak tatbikatını 2009 senesinde yapmışlardı. Ayrıca polis teşkilatıyla yani Suriye polis teşkilatıyla Türk polis teşkilatı arasında çok önemli bir işbirliği protokolü ve sözleşmesi vardı. Ve Suriye polisi Türk polis akademilerinde eğitiliyor ve Suriye polisinin taşıdığı silahlar Türkiye'den ithal ediliyor. Yani aslında bunun altyapısı da mevcut. Bunun sadece siyasi diyalogla başlatılması yeniden hem polis hem istihbarat hem askeri alanda da bu işbirliğinin hızlıca ortaya konulacağını görmek mümkün. Sayın Yuva, Sayın Hocam çok çok teşekkür ederim. Yeni dönemin bütün coğrafyamız açısından, Batı Asya coğrafyası açısından hem bereketli hem de güzel gelişmelere sahne olmasını temenni ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum yayına katılıp sorularımızı yanıtladığınız için. Biz de kalben temennilerinize katılıyoruz. Çok teşekkür ediyorum hatırlı yayınlara. Sağolunuz efendim.